Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte çemberde uzunluk konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Niye? Çemberde uzunluğu anladıktan sonra bundan sonraki olan kısımları belki de hiç çalışmadan sadece formülünü bilerek soruların %50'sinden fazlasını yapabilirsin. Yani ne var bundan sonraki konuda? Çemberin çevresi var. Bir de dairede alan var. Bu konuları iyi bir şekilde yapmak istiyorsan öncelikle çemberde uzunluğa iyi bir şekilde hakim olman gerekiyor kardeşim. Peki hocam çemberde uzunluğu yapabilmek için bize neler lazım? Ön bilgilerimizin ne olması lazım diye soracak olursanız eğer. Tabii ki bundan önceki konular mutlaka olacak. Ama ey, ilk önce ne olacak biliyor musunuz? İlk şartımız ne? 1. Dik üçgen. 2. Nedir? Üçgende benzerlik. Evet bu iki konuyu iyi bir şekilde biliyorsak ki iyi bir şekilde bilmene gerek yok. Yani öğrendiğin bu zamana kadar öğrendiklerin yeterli büyük ihtimalle. Bu zamana kadarki ki öğrendiklerinle bu konuyu çok iyi bir şekilde yaparsın. Yine üçgen karşımıza çıktı arkadaşlar. Başka bir şey var mı diye soracak olursanız arkadaşlar. Tabii ki var. Yani burada yamuk konusunu kullanacağız. Dik, işte dikdörtgen konusunu kullanacağız. Yani bu zamana kadar gördüğümüz her konuyu burada kullanacağız arkadaşlar. Ama öncelikle şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar burada çemberde uzunlukta bir şey çizin dediklerinde ne yapacaksınız biliyor musunuz? En etkili silahın neydi? Çemberde açıda da kullanıyorduk bunu. En etkili silahın çemberin merkezinden bir yarıçap çap çizmekte arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet hadi bakalım. Sayfa numarası 137'deyiz bu arada. Başlayalım. Çemberde uzunluk. Biraz önce anlattığım şey arkadaşlar. Dik üçgen ve benzerlik konusuna hakim olmamız lazım diye söyledim. Bir de en etkili silahın neydi? Ek en etkili en etkili ek çizimin neydi arkadaşlar? Yarıçap çap olduğunda sorularda unutmuyorduk. Peki eski bilgilerle yapılabilen sorular. Bak daha uzunluk uzunluk daha diye bir şey vermedim. Eski bilgilerle yapılabilen sorulardan başlıyoruz arkadaşlar direkt. Şu örnek mesela. Aa hocam katlama sorusu ya. İlk soru katlama sorusu olur mu? Kardeşim sen artık katlamayı öğrendin. Katlarsın artık rahat bir şekilde. Katlamada ne yapıyordun? Hop geri. Eski haline geri açıyordun. E o zaman soruyu görür görmez. Eski haline geri getir bakayım şunu şöyle. Eski halini açtığın zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşitti açısı eşitliği yok burada ama kenar ikisi 2, 2. Hocam bu yaylar da birbirine eşit diyebiliriz ama yayların eşitliğini kullanmayacağız galiba. Dursun burada. E hocam 2 is 2 yazdık. Tamam bitti olay. Şekil 1'de yarım daire içinde karton CD boyunca katlandığında şekil 2'deki B noktası çap üzerindeki B üstüne düşüyor. Evet çap üzerindeki B üstüne düşüyor. Bu arada bu nokta aynı doğru üstünde gitmiş ya da üstte binen açılar eşit ya aynı doğru üstte katlama aynı doğru üstüne düşmüşse ne oluyordu arkadaşlar? Buraları 90 derece oluyordu. Tamam çok güzel. C kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şuradaki x soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız peki arkadaşlar? Bakın burası 2, burası da 2, burası da 6. Süper. Çemberdeki çapımız kaç yaptı arkadaşlar? 11 yaptı. Yarı çapımız kaç yaptı o zaman? 5 yaptı. Çemberdeki yan etkisiyle anlaydı senin yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çapı çizince yarı çap uzunluğu kaçtı? 5'ti. Aa hocam burası 5. Bak burası da 5. Buraya 1 kaldı. Burası da 5 olduğundan dolayı buraya 3 kaldı hatta. 3, üç 5 ne üçgeni? 3, üç 4, 5 üçgenden. Direkt cevabı kaç buluruz arkadaşlar? 4 birim olarak bu oluruz. Bunun üstünde de yapabilirdik ama daha kolay olurdu hatta. Hocam burası 2. E burası da 6 ya 10 birim ya. 5 birim 5 birim yaptı. E tab şurası 5 birim yaptı. Buraya 3 birim kaldı o zaman. Bunu yazdıktan sonra en etkili silahın yarı çapta. Burayı da 90 derece bulduk ya. Al sana yarı çap dedin. Yarı çap uzunluğunu da yazmayı unutmadın. E 3 5 3 4 5 üçgeninden 4 çıktı. Yalnız tamam çok güzel bir şekilde. Biz burada neyi bulduk arkadaşlar? CD. CD'yi kaç bulduk arkadaşlar? CD'yi 4 bulduk. Güzel bir şekilde bulduk aslında. Ama ben burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Tabii ki burası 2, burası 3, burayı da 5 bulduk zaten değil mi? Şurada kaçı da kaç derece? 90 derece. Bu da önemli bir bilgi. Sorularda biz bunu da kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer yarım çemberde ya da yarım dairede çapa bir dik inilmişse şunu da yapabilirsiniz. Bazı sorularda çok güzel bir şekilde işimize yarıyor arkadaşlar. Çapı gören çevre açı 90 derece yapabilirsiniz. Yarım çember varsa Yarım çemberde çapa inen bir dik varsa Ya da tam çemberde de olabilir fark etmez. Tam çemberde çapa inen bir dik varsa Hemen böyle Buradaki noktadan çember üzerindeki noktadan Çapı gören çevre açı 90 derece oluşturun. Ne oluşuyor burada? A, Dikten dikinildi. Yani öklit. Ben buraya x diyecek olursam x'in karesi eşittir. Bu çarpı bu. Yani x'in karesi 8 çarpı 2'den x kare eşittir 16'dan x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 diye buluruz. Görüyorsunuz bu da önemli bir yöntem. Aklınızda bulunsun. Ama bizim en etkili silahımız neydi arkadaşlar? Çemberin merkezinden yarıçap çizmek. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet. Çok güzel bir şekilde iki farklı yolla yaptık bu soruyu. Geldik bir sonraki soruya. Geldik bu soruya. Ne diyor soru? Sözel bir soru. Hocam çok da uzun gözüküyor. Ya kardeşim korkma. Bak bakayım soruya. Furkan öğretmen. Bu arada Furkan geçen sene yazdığım bir soru. Çocuğumun ismini Furkan mı koyayım Kerem mi koyayım derken en son Kerem kaldı arkadaşlar. Furkan da bize bir anı kalsın. Ee, burada da ismini de silmedim. Furkan ismini de çok severim. Buradan bütün Furkanlara selamlar. Evet Furkan öğretmen aşağıdaki etkinliğe göre öğrencilerinden şekli çizmelerini istemiştir. O merkezde AOB çeyrek çemberi çiziyor. Hemen çizelim arkadaşlar. O merkezde AOB çeyrek çemberini şöyle bir çizelim arkadaşlar. Şöyle O merkezli diyor. AOB çeyrek çemberi diyor. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. AOB Çeyrek çemberini çizdik. Peki. Ne diyor sonra? O, K küçüktür. O, L olacak şekilde AO üzerinden K ve L noktaları seçeceğiz. K ve L noktaları seçecekmişiz arkadaşlar buradan. K ve L noktaları seçeceğiz. OK küçüktür, OL olacak şekilde diyor. Evet K'nın altta olması lazım o şartın sağlanabilmesi için. Yay üzerinden de KE paralel, LF paralel, OB. Bak OB'ye paralel çizecek. Şöyle bir paralel çizdik mesela. Yayı kestiği nokta. Böyle bir paralel çizdik. Yayı kestiği nokta. Yayı kestiği noktalar ne olacak? KE diyor buraya. Buraya da LF diyor. Yay üzerinden de iki tane nokta seç diyor. KE paralel, LF paralel, OB olacak şekilde diyor. Madem bunlar paralel. Yöndeşlikten dolayı burası da 90, burası da 90. Tabi bunlar da 90 derece yapar. Paralellik olduğu için. K, E, L, F ve OB paralelmiş. Çeyrek çemberden dolayı burası 90'da. O zaman bunlar da 90 derece yaptı. Bunları da yazdık. AB üzerinden E, ve F noktalarını seçtik. Sonra AL eşittir. LK eşittir. 4. Burası da 4 birim. Burası da 4 birim. KO uzunluğu da 12 birimmiş. Çok güzel. Furkan Öğretmen şekli çizen öğrencilerine KE-LF farkı kaçtır sorusunu sormuştur. Buna göre öğrencilerin bulduğu cevap kaçtır diye soruluyor. Ben hem KE'yi bulacağım hem de LF'yi bulacağım. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi şuraya baktığımız zaman. Aa hocam yarı çap. Yarı çap uzunluğu bizim için çok önemli. Mutlaka notunu al. 12 kaç yaptı? 20 yaptı. Hocam yarı çap uzunluğu 20. Aha burası da yarı çap 20. Şimdi ben şurayı bulacağım. En etkili silahın neydi senin? yarıçap e, yarı çap çizmekte. E, o zaman ne duruyorsun? Haydi çizsene. Çizdik. Evet. Hocam burası da nedir? Yarı çap olduğundan 20'dir. A 12, 20. Ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgeninden. Burası kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 16 çıktı diyebiliriz. Evet. Şu çizgi 16 çıktı arkadaşlar. Yani KE'yi 16 bulduk. Eksi bir de LF isteniliyor bizden. LF'ye bakalım. LF'yi bulmak için de şu uzunluğu bulmak için de ne yapacağız? Dik üçgene karşılık getireceğiz. Dik üçgene karşılık getirmek için de en etkili islamımız yarı çap çizmek. Yarı çapı çizdik. Yarı çapı çizince arkadaşlar şuradaki dik üçgende şuradaki dik üçgende bu arada bu yarı çap uzunluğu 20 olduğundan dolayı şurası kaç? 16. 16-20. Ne üçgeni? 12-16-20'den burası. 12 oldu. Evet. Lf uzunluğunda 12 bulduk. Bizden de 16-12 isteniyor. Yani cevabımız kaç yaptı arkadaşlar? 4 yaptı. Evet. Bu sorunun cevabını böylelikle 4 bulduk. Sözel soru. Korkmaya gerek yok. Adım adım ne istiyorsa onu yap. Zamanlama da yap. Yani e, sırasıyla yap. Her zaman sonuca çok rahat bir şekilde ulaşırsın. Evet cevabımız bu. Yaptı arkadaşlar. Ve geldik şuraya. Şimdi arkadaşlar. Burayı dikkatli bir şekilde dinleyin. Çemberde uzunluğu bulurken aslında 3 farklı yöntemimiz var da biz bunu iki farklı yöntem diyelim. 2 farklı yöntemimiz var. Bir üçüncü yöntemi de eskiden kullanıyorduk. Eskiden kullandığımız yöntem şu anda müfredatta yok. Ama ben size ne olur ne olmaz bu şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Onu da anlatacağım. Ne o? Kuvvet yardımıyla. Kuvvet yardımıyla olan kısmı ben size anlatacağım. Çünkü niye? Kuvvet yardımıyla çözülebilen sorular zaten üçgende benzerlikle çözülebiliyor. Sadece işimizi kolaylaştırdığı için bilmekte fayda var. Tamam. Ama en önemlisi Sınavda karşımıza %80 ihtimaliyle çıkacak olan kısmı, %20 ihtimaliyle de benzerlik kısmı ya da kuvvet kısmı çıkabilir arkadaşlar. En önemlisi dik üçgen yardımıyla çemberde uzunluk sorularını çözmek arkadaşlar. Evet dediğimiz gibi 3 yöntemimiz var. 1. Dik üçgen yardımıyla. 2. E, baktım dik üçgen yardımıyla çözülmüyor, kuvvet yardımıyla. baktım kuvvetle de çözülmüyor, ne yardımıyla? Üçgende benzerlik yardımıyla çözüme ulaşacaksın kardeşim. Peki hocam, dik üçgen yardımıyla çözmek için ne yapmak lazım? Arkadaşlar, dik üçgen yardımıyla çözmek için ne lazım bize? 90 derece lazım. E 90 dereceyi nasıl elde edeceğiz? 90 dereceyi elde ederken bazı anahtar kelimelerimiz var. Şimdi beni iyi bir şekilde dinle. Bağıra bağıra anlatacağız bu dersi arkadaşlar. Aklında da böyle kalacak. Soru çözerken benim söylediklerim kulağında, kafanın içinde böyle şey olacak. Merkez varsa teğet varsa çektik diye bağıracaksın şimdi. Evet arkadaşlar dik üçgen yardımıyla soruyu çözmek istiyorsak bize ne lazım? İlk etapta 90 derece lazım. İlk etapta anahtar kelimelerle 90 dereceyi elde etmeye çalışacaksın sen. O anahtar kelimeler nedir? İşte şimdi tek tek söyleyeceğim. Birincisi şu. Merkez ile teğet değme noktasını birleştiren doğru teğet te, diktir. Daha öncesinde bunu söyledik. Hatta ne dedik? Merkez varsa teğet varsa çek dik diye söylemiştik. Buradaki bu şey çizilmese bile sen ne yapacaksın? Merkezi gördün teğeti gördün ne yapacaksın? Çek dik diye bağıracaksın kardeşim. Bağırdığı zaman burası 90 derece. Bak 90 dereceyi elde ettin. 90 dereceyi elde ettikten sonra büyük ihtimalle dik üçgen karşına çıkacaktır. Çıkmazsa da en etkili silahını uygulayacaksın. En etkili silah neydi? Yanlış yap hocam. Yarı çapı çizeceksin. Bunu sakın ana sakın unutma. Birincisi bu. Çok önemli bir anahtar kelime arkadaşlar. Geldik ikincisine. Merkezden kirişe çizilen dikme kirişi ortalar demişler ama biz de böyle diyeceğiz. Merkez varsa, kiriş varsa çek dik diye yine bağıracağız. Bunun özelliği ne hocam diyecek olursanız hocam kirişi iki eşit parçaya böler. Tamam? Unutma. Bir Merkez teğet çektik. 2. Merkez kiriş çek dik. Hocam nereden geliyor bu? En etkili silah senin yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. Aa ikiz kenarda çizilen yükseklik oldu. O yüzden tabanı iki eş parçaya böldü arkadaşlar burası. O yüzden ispatını da yaptım. Şu an şurası gitsin. Burası sade bir şekilde kalsın. Merkez varsa, teğet varsa çek dik diye bağırıyorsun ve onu çiziyorsun ve 90 dereceyi elde ettin. E baktın dik üçgen çıkmadıysa karşısına ne yapacaksın? En etkili silahını uygulayacaksın. Ha şunu da söyleyeyim. Anahtar kelimeleri uyguladın. Yarı çapında çizdin. Hala daha dik üçgen çıkmadı mesela. Karşısına büyük ihtimalle ne çıkar biliyor musunuz? Şöyle dik yamuk çıkar. E dik yamukta insan olan ne yapıyordu arkadaşlar? Yine dik üçgen oluşturmak için. Hocam dik dörtgen oluşturuyorduk. İşte böyle dik dörtgen oluşturup da yine dik yamuktaki gibi ne yapabilirsiniz? Dik üçgeni oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Geldik üçüncüye. Arkadaşlar bu iki ek çizim merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Soruların en fazla çözüm yöntemi bu ikisiyle yapılıyor arkadaşlar. Bu iki anahtar kelimeyle yapılıyor. Bu iki anahtar kelimeyi uygulayıp büyük ihtimalle bütün soruları çözeceksiniz zaten. Bir de şu var arkadaşlar. Çemberin dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğetler birbirine eşittir. Evet dışarıda bir nokta varsa bu teğet teğet birbirine nedir diyeceğiz arkadaşlar? Eşittir diyeceğiz. Teğetler de birbirine eşit. Öbürleriyle uyumlu olsun. Hani merkez teğet çektik. Merkez giriş çektik diyoruz ya. E burada da şu dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğetler birbirine eşit. Evet teğetler de birbirine eşit. Biz bunu zaten çemberde açıda ispatlamıştık arkadaşlar. Uzunlukta da biz bunu yapacağız. Haberiniz olsun. Genelde ne gözden kaçıyor? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hocam şu teğetler birbirine eşit de. Ee, hadi burada söyleyeyim. Şöyle küçük teğet olduğu zaman. Şöyle küçük teğet olduğu zaman biz bunu gözden kaçırıyoruz. Tamam şunlar birbirine eşit. Eyvallah. Ama şu küçük teğet olduğu zaman şu küçük teğetlerin de birbirine de eşitliğini de unutmayın arkadaşlar. Evet bunlarla çözeceğiz arkadaşlar soruları. Merkez teğet çektik. Merkez kiriş çektik. Teğetler birbirine eşit. Tamam özellikle ilk ikisi çok önemli. Bir de şu var arkadaşlar. İki çember birbirine teğet olduğunda. Bu da önemli. Çemberde açıda ne yapıyorduk? Hadi ilk önce ispatları yapayım. Çemberde açıda ortak teğeti çiziyorduk hocam. E şimdi uzunluktayız ya. Aa hocam merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik dersek. Hocam burası da 90 burası da 90 olduğundan. Aa burası 180 derece oldu. Doğrusal oldu. He, çemberde uzunlukta o zaman. İspatını yapmış bulundum ben şimdi burada çemberde uzunlukta o zaman arkadaşlar ne diyeceğiz? İki çember birbirine değiyorsa çemberde açıda ortak teğet çiziyoruz ama çemberde uzunlukta da merkezleri birleştiriyorsun. Merkezleri birleştirdiğin zaman tam olarak değme noktasından geçmek zorunda. Bunlar dışarıda da olsa içeride de olsa aynı merkezleri birleştir tam olarak değme noktasına kadar gidecek. Merkezleri birleştirdin ya bu böyle kalmayacak. Değme noktasına kadar gitmeli arkadaşlar. Bunun ispatı nereden? Yine aynı şekilde. Şu teğet çizdiğinde merkez teğet çektik. Burada da merkez teğet çektik. Tam dik burasıysa bunun devamı buraya gelecek. Buradan geliyor zaten ispatı arkadaşlar. Yani sen ne yapıyorsun? Çemberler birbirine değdiğinde hemen merkezleri birleştir. Nereden geçiyor? Değme noktasından geçiyor. Bunu da değme noktasına kadar götürmeyi de unutma. İçten de teğet olsa dıştan da teğet olsa merkezleri birleştiriyorsun. Bu da önemli bir bilgi arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat edin. İlk iki özelliğe 5 yıldız koydum. Buna da 3 yıldız koydum bakın. Dikkat edin arkadaşlar. Hatta buna da 5 yıldız koyabiliriz arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir. Bunu da sakın ama sakın unutma. Geldik buraya. Bunların şimdi sonuçları var arkadaşlar. Bu sonuçlarla bakalım ne diyor sonuç. İki çemberin ortak dış teğet uzunlukları birbirine eşittir. Şu dış teğet uzunlukları birbirine eşittir diyor. Niye? Hocam şu teğeti uzatırsam bu teğeti de uzatırsam bunlar burada kesiyor ya. Aa hocam şunlar birbirine eşit. Çok güzel. E hocam şu teğetler de birbirine eşit. Aa buraya A A dersem buraya da B dersem burası A artı B iken burası da a artı B burası da B oldu. Ortak dış teğet uzunlukları gerçekten de ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit oldu. Peki bunu ispatladık. Bu dursun kenarda. Bir de ne diyor? AB eşittir CD demiş. Tamam ispatladık bunu. O1O2'nin karesi eşittir r 1 r 2nin karesi artı AB'nin karesi diye bir formül var. Açık ve net konuşayım. Sınavda ben lise 3'teyken bizim zamanımızda biz 3 yıl okuyorduk arkadaşlar. Gerçi ben ben yine 4 yıl okudum da. Hazırlık vardı bizim zamanımızda da. Ee, lise sonda mıydı o zaman? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ya da 11. sınıfta da olabilir. Böyle bir formülü hocamız vermişti. Sınavda da sormuştu. Yaptım mı? Aa, yine yapamadım. Niye? Ya formülü ezberleyemiyoruz ki. Yani aklımızda kalmıyor ki. Arkadaşlar işte siz de ezberlemeyin. Nereden çıktığını bilin yeter ki zaten çemberde uzunlukta ne biliyorsan onu uygulayacaksın. Bak şimdi anahtar kelimeler var mı? Var. Şimdi merkez varsa şu O1 O2 uzunluğu geçiyor ya o yüzden bunu çizdim arkadaşlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Merkez varsa teğet varsa çek dik. Çek dik. Peki dikleri çizdik. Hocam burası R1. Burası R2. Çok güzel. Şu O1 O2 uzunluğu da var. E hocam şu formül nereden gelecek? Bak burada bir dik yamuk çıktı. Biraz önce de demiştim. Amaç dik üçgen oluşturmak. Amaç dik üçgen oluştururken en güzel ek çizim neydi? Yarı çap çizmekti. Baktın çıkmıyor ya da direkt dik yamuk karşısına gelebilir. Dik yamuk geldiğinde de insan olan dik dörtgen oluşturmuyor muydu arkadaşlar? Evet. Dik dörtgeni böyle oluşturursak. R2 ise burası da R2. A hocam bunun tamamı R1'di. Buraya R1 eksi R2 kaldı. Dikdörtgen oluşturduk. Burası 90. Ee, AB uzunluğuna da X diyelim isterseniz. Bakın burası da X. Pisagor. Gerçekten O1 O2 uzunluğunun karesi eşittir. R1 eksi R2'nin karesi artı AB uzunluğunun karesi yani X'in karesi eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Formüle gerek var mı? Kesinlikle ama kesinlikle yok arkadaşlar. Formülsüz bir şekilde böyle bir soruyla karşılaştığın zaman Lütfen bu şekilde anahtar kelimeleri uygula. Amacın ilk etapta 90 derece varsa dik üçgen oluşturmak olsun. Bunu sakın ama sakın unutma. Geldi göbrüne. İki çemberin ortak iç teğet uzunlukları birbirine eşittir. Gerçekten. Bu da içeriden teğet. Bak içeriden teğet. İki tane teğet var burada. İç i̇şte teğet var arkadaşlar. Bunlar birbirine eşittir diyor. Doğru mu? E doğru. Hocam bunlar birbirine eşit zaten. Teğet teğet. Hocam bunlar da birbirine eşit zaten tt. Aa burası çift çizgi artı çizgiyken aa burası da çift çizgi artı çizgi çıktı. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Evet bu eşitlikleri gösterdim. Bir de ne diyor? O1 O2 uzunluğunun karesi. Tam buradan geçtiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz de olsun orayı hiç karıştırmayalım. O1 O2 uzunluğunun karesi eşittir. R1 artı R2'nin karesi artı AB'nin karesi diyor. Allah Allah. AB'nin karesi ya da CD'nin karesi de olabilirdi arkadaşlar AB yerine. Ne yapacağız arkadaşlar? E sen ne yapıyorsan onu yapacaksın. Anahtar kelime uygula. Merkez varsa tet varsa çek dik. Hop dik çizin. Merkez varsa tet varsa çek dik. Çok güzel. Niye AB'ye çizdim? AB'li formülü yazacağım o yüzden. CD'li formül istenseydi CD'yi yazacaktım arkadaşlar. Ki AB ile CD birbirinde zaten tıpkısının aynısı. E hani şu uzunluk yokmuş gibi düşünün yani tamam mı? E Merkez T çektik yaptın. Ne yapacaksın? Hocam burada burası R1. Burası R2. Şuradaki AB uzunluğunu da X diyelim arkadaşlar. Şu AB uzunluğuna da X diyelim. O1 O2 uzunluğunun karesi. Allah Allah ne yapacağız? Şöyle bir merdiven var bir şey var. Ha? Şöyle bir merdiven varsa ne yapıyorduk arkadaşlar? Hani dik yamukta da tamam dik dörtgen yapıyorduk. Şu şekilde merdiven şekli varsa da 90 derece 90 derece ve şu uzunluk sorulduğunda hatırlayın dik üçgende dik dörtgen oluşturun Dikdörtgen oluşturmak en güzel yöntemlerden biri değil miydi arkadaşlar? Evet. E burada da dikdörtgen oluşturacaksın. O dikdörtgeni istersen burada oluştur. Şöyle şöyle. İstersen burada oluştur. Böyle böyle. Sen bilirsin. İstediğin yerden oluştur. Hocam şöyle bir merdiven var ya ya da zikzak ne derseniz deyin. Amacımız da 90 derece elde etmek ya. 90 derece elde etmenin en güzel yöntemi neydi? Dikdörtgen yapmaktı. İster dikdörtgeni böyle, istersen dikdörtgeni şöyle yap kardeşim. Sana kalmış. Ben böyle yaptım. Hocam x ise burası da x, r2 ise burası da r2. Aa gerçekten de arkadaşlar şuradaki pisagor bağıntısına bakacak olursak burası r1 artı r2'nin karesi artı ab'nin karesi. ab'ye de x demiştik arkadaşlar x'in karesi. O1, O2 uzunluğunun karesine eşit oldu mu? Oldu. Nereden çıktı yine? Yine... Bizim anahtar kelimelerden çıktı arkadaşlar çözümümüz. Evet çok güzel bir soru çok önemli bir ee, yani aslında bir soru bunlarda. Nereden çıkıyor sorular? Anahtar kelimelerden çıkıyor. O anahtar kelimelere lütfen ama lütfen dikkat edin arkadaşlar. Evet ikinci ilk iki sonucumuz bu. Üçüncü sonucumuz da şu Tamamıyla yorum arkadaşlar bu da. Şimdi o merkezli bir çember verildiğinde AB ve CD birer kiriş ise. OK küçüktür OL ise bakın OK'yı OL'den küçük tuttuğumda AB büyüklüdür CD diyor. Düşünseniz ya şimdi OK'yı ben daha küçük tutsam o zaman bizim AB kirişi daha da küçültürsem AB kirişi bizim çapa doğru yaklaşıyor değil mi? Bak OK kirişi, kirişi küçüldükçe bizim AB kirişimiz çapa yaklaşıyor. Çapa yaklaşması demek ne demektir? Büyümesi anlamındadır. O zaman OK küçüktür OL ise... AB uzunluğu gerçekten de CD uzunluğundan nedir? Büyüktür. Bu bir yorum. Ezberleme bunu. OK büyüktür OL ise. Bak OK'yı OK daha da büyüteyim. Daha da uzun olması için bizim kirişimiz daha da ne oluyor arkadaşlar? OK kirişi büyüdüğü zaman daha da küçülüyor arkadaşlar. Bakın küçülüyor. Yani o zaman AB küçüktür CD diyeceğiz. E peki hocam OK eşittir OL olduğundan oluyor. OK ile OL birbirine eşit olduğunda da bunlar birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Bunun da sebebini açıklayayım isterseniz. Şimdi bizim OK ile OL birbirine eşitse onun ispatını yapayım. Hocam en etkili silahımız yarıçap çizmek. Al sana yarıçap. Al sana yarıçap. Bu da yarıçap. A buraya A dersek burası da A ise Pisagor bantında R kare eksi A kare değil midir burası arkadaşlar? Evet. Yani buraya çift çizgi dersem. A burası da R kare eksi A kare değil midir? Yani burası da çift çizgi. E Merkez kiriş çektik yapılmış iki eş parçaya böler. Merkez kiriş çektik. Yapılmış iki eşit parçaya böler. Gerçekten de AB kirişimiz ne oldu? İki tane çift çizgi uzunluğuna eşit. CD kirişimiz de iki tane çift çizgi uzunluğuna eşit oldu. Eğer OK ile OL birbirine eşit olursa AB ile de CD birbirine eşit oluyormuş arkadaşlar. Bu da bunun ispatı. Yani burası OK küçüktür OL olması yorumla yapacaksınız. Bunu ezberlemeye kalkmayın. OK küçüktür OL ise OK daha da küçüldükçe AB kirişimiz çapa yaklaşıyor. Yani büyüyor anlamında. OK'yı OK daha da büyütürsem, OK'yı OK daha büyütürsem AB kirişimiz daha da küçülüyor anlamında. AB küçüktür CD. E, OK ile de OL birbirine eşitse ispatını da yaptım zaten arkadaşlar buradaki Pisagorlardan. AB ile de CD birbirine eşit oluyor diye yorumladık. Tamamıyla bir yorum arkadaşlar. Yani şuradaki sonuçlara bakacak olursak sonuçları ezberlemek yok arkadaşlar burada. Bakın Pisagor bağıntısından çıkıyor, Pisagor bağıntısından çıkıyor, yorumla çıkıyor. Yani şimdi bu dersi özetleyecek olursak, ne yapıyoruz? Çemberde uzunlukta ilk etapta dik üçgen yardımıyla çözmeye çalışıyoruz. Dik üçgen yardımıyla çözmek için bize ne lazım? 90 derece lazım. 90 derece için ilk anahtar kelime çok önemli. Merkez teğet çektik, merkez giriş çektik. Hatta teğetlerde ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu, değil mi arkadaşlar? Bir de önemli olan bir şey daha vardı. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Değme noktasından geçiyordu arkadaşlar. Merkezleri birleştir Bu kadar. Yani çemberde uzunlukta ilk etapta yani %80'lik kısmının çözülebilirliği bu anahtar kelimelerle bitiyor. Biraz sonraki videoda zaten bu anahtar kelimeleri nasıl kullanacağımızı iyi bir şekilde öğreneceğiz arkadaşlar. E o zaman bir sonraki videoya bırakalım arkadaşlar. Çok da fazla sıkmayım size. Bir sonraki videoda bu yaptıklarımızın örnekleri, örnekleriyle karşılaşmak üzere diyelim bari. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.